Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın. Özde günün manşeti başladı. Sözde değil. Özde ve sözde. Özde ve yani. Sözde. Aklıma şey geliyor. Sözde layık, özde layık. Hep kurtulmuşum. Evet, evet. Yani bu sözde Cumhurbaşkanı ifadesi var ya. Evet. Aklıma muhtıra dönemine getiriyor. Hatırlıyorsun evet, değil mi? Tabii. Özde Cumhur, sözde Cumhurbaşkanı değil, özde Cumhurbaşkanı özde diye. Özde layık, sözde layık. Özde sözde laik demişti evet, değil mi? Doğru laik. Laik vardı orada. Özde sözde laik kim söylemişti? Dönemin Genelkurmay evet. Başkanı Işıklar için söylemişti. Büyükanıt evet. Söylemişti. Büyükanıt, Yaşar Büyükanıt söylemişti. Evet. Yani yıl olmuş 2021. Hala özde sözde yani. Özde sözde. Hala C'lerin özünü bulmaya çalışıyoruz. Ya hakikaten hani anlayabilen beri gelsin hikayesi var ya. Gerçi Özlem evet. Gürses'e sormak lazım. Bir tek o anlıyor. Onu da tabii, konuşacağız. Onu halkalar anlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ben anlıyorum diyor. Sevgili Metin Demir'in de geçen bir yorumu vardı. Şey diyor. Herhalde uçtan uca şifrelemişler. Kılıçdaroğlu bir tek Özlem Gürses anlıyor. Birbirlerini anlayabiliyorlar diye. İlginç tabii yani. Hakikaten çok güzelmiş ama ya ben nasıl tabii, kaçırmışım onu. Aa, tabii tam söylemiş. Çok öyle hoşuma gitti tabii. Ya yani bunlar da birbirlerini uçtan uca şifrelemişler. Var ya bu WhatsApp'ta şurada burada. O zaman şey diyor. Sadece birbirlerini anlıyorlar. Seni hatırlattın o zaman Büyükanıt'ın da. Işıklar içinde yatsın. Bir yıkanısın da şeyi söylediği hani biz efendim Cumhurbaşkanı adayı kabul ediyoruz ama öyle sözde olmayacak. Özde layık olacak. Yani özde layık. Özde layık. Hani sözde layık bir de özde layık var. Sözde layık şu. Yani layık gibi görünüp içinde şeriatçı ruhu olan. Özde olan layık gibi görünüp layık gibi olan demek. Demek. Yani bunu TDK... Sen de, büyük anıtta uçtuğunca şifrelendin herhalde. Bir tek sen abi yani adam yani bu şunu şöyle bir Türkiye'de ya gerçi sana normal gelmiyor mu? Şöyle bir Türkiye'de efendim başörtüsünü sen eğer sembol diye takıyorsan yanlış yapıyorsun. Ama benim ninem gibi takıyorsan o zaman hakkın var. Özdesin. Şimdi nasıl taktığımı da nereden taktığımı da o biliyor. Özde mi sözde mi? Bunlarda bir şey var herhalde. Bir özel bir ölçer var. Yani özde ve sözde ölçeri var. Koyuyor tak diye. Bu özde layık. Bu sözde layık. Bu özde kapanıyor. Bu sözde kapanıyor. Yani bu özde Cumhurbaşkanı bu sözde. Özde nasıl sözde nasıl? Cumhurbaşkanı şu sandıktan çıkarsan. Özde Cumhurbaşkanısın. Bu sandıktan çıkarsan sözde. Yani bu mudur yani? Bu kadar saçma salak bir şey aslında. Yani sözde ne? İngilizce tercüme ettim. Batılı dostlarımıza göndermemiz lazım. Sözde so called president nasıl bir şey the real president ben sizin presidentiniz vardı diyordu ya TBM'i ara beni sor beni adam bir şeyler biliyordu ben onu geçen attım adam bir şeyler biliyordu abi biz adamı anlamadık bu şeydeki kongre baskınından önce biliyorsun ama Amerikan başkanıyım diyordu ya bizim şey Allame-i Cihan vardı hani presidentiniz falan filan adam bir şeyler Ankara anlatmaya çalışıyordu biz herifi mavra yaptık adam bir şeyler biliyordu kongre boynuz. Neyse, şimdi tabii uzun. Bu sözde Cumhurbaşkanı meselesi CHP milletvekillerini de çok yakından ilgilendiriyor değerli izleyiciler. Anlayacaksınız ya da ne demek istediğimi anlamış olacaksınız. Çünkü biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hakaretlerine karşılık bir hakaret fonu. Kılıçdaroğlu hakaret fonu. HKF yok. KHF. Evet. Kılıçdaroğlu hakaret fonu diye bir fon oluşturmuşlardı. Her milletvekili maaşından buraya bir bölüm ayırmak durumundaydı CHP içerisinde. Öyle bir teklif vardı ama hakikaten fon oluştu mu bilmiyoruz değil mi? Yani teklif vardı. Beşer bin liraydı galiba maaşlarında. O civardaydı ama beşer tabii biliyorsun yani döviz yükseldi yani. Hani oranında arttı bir de Erdoğan da Sayın Cumhurbaşkanı da çok insafsız yalnız. Ben sana söyleyeyim 250-300 bin liralarla başlamıştı. Milyon basıyor yani. Şimdi milyon basıyor. Yani biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nu düşünmek lazım. Ama 100 küsür tane milletvekili var. 5 bin lira kurtarmayacaksın maalesef. Yani hani bu aralar önden ödeme yaptınız mı bilmiyorum ama 1 milyon lira masraflarıyla beraber işte adam başı aşağı yukarı bir 10'ar bin liraya çıktı maliyetiniz. Bir taraftan ayırmanızı tavsiye ederiz. Çünkü geliyor Faik Öztrak'ın bir açıklaması var. Cumhurbaşkanı dava açmaktan Kemal Kılıçdaroğlu da kazanmaktan bıkmadı cümlesi. Hangi davayı kazanmış ondan da çok emin değilim. Bir de listende gönderirse söz. Buradan yayınlayacağız. Allah Allah. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Allah kazandığı Allah. Davalarda öyle bir açıklaması var. Biz burada onu gördüm. Kılıçdaroğlu'nun ödediği paraları günlerce konuştuk. 100 bin, 130 bin, 200 bin, 35 bin, 45 çok bin. Çok kazanmış. Bizim haberimiz yani yok. Aslında bir hayrata sebep oluyor yani Cumhurbaşkanı'nın açmış olması. O paraları alıyor bir yerde hayır kurumlarına veriyor falan filan. CHP istemeden de olsa
memlekete faydalı bir şeyler yapıyor. Yani CHP'nin bu ülkede bir dikili çubuğu yok hikayesi artık şey güme gitti Cumhurbaşkanı'ndan sonra. Kazandığı paraları hayır kurumu, işte çocuk esirgeme kurumu, şu bu falan. Eskiden şey yapardı hatırlarsın. Melik Gökçek. Emin Çalışan'a kazandığı paralarla ve balon dağıtırdı. Daha sonra işte döner yapardı. Şeyde Kızılay'da dağıtırdı falan filan. Çok faydalı oluyor sağ olasın diye dua ederdi. Ama yani Öztrak bayağı bir bizi kandırmaya çalışmasın. Çünkü hatırlıyorum ben haberinde yaptım. Ben ama yazdım hatta. Altına bir yorum var. Yani çok hoşuma gitti. İyi rakamlar var ödediği tabii. Yani Kılıçdaroğlu yani tazminat olarak. Bir yorum var çok hoşuma gitti. Şeyi sağlam söylüyor. Para ödedi yani. Seni beni inandırmak için söylemiyor ki bunu. Evini satmak zorunda kaldı. Yani CHP'li seçmeni, CHP kitlesine afyon vermek durumunda. Yani dava kazanmaktan, ayakta kalmak için diyorsun. Dava kazanmaktan memnunuz işte bıkmadık bize dava kazanmaktan deyip CHP'li seçmen kitlesini afyonlamakla meşgul ediyor. Onlar inanıyor mu diyorsun yani? Bence artık inanmıyorlar belki ama belki çare yok. Bence bu vallahi bilmiyorum inanıp inanmadıklarını ama hani düşün, bu kadar peşmen şeye rağmen mi? Bu kadar yalan dolan tezvirata rağmen 2-3 puan düşüyor. Anketlerdeki oy oranları yani 25'ten 22'lere, 21'lere, 20'lere falan düşüyor. Zor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu özde sözde hikayesiyle ilgili dün soruları cevapladı. Bakanlar Kurulu sonrasında bir onu dinleyelim isterseniz. Ardından devam edelim. Buyurun. Bizzat kendisi bir kaset komplosuyla iş başına gelen partisi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerini görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısının sebebi de budur. Bunların derdi milletledir. Milli iradeyledir. Milletin tercihleriyledir. Bunlara oy vermeyen öğretmen sözde öğretmen. Muhtar sözde muhtar. Çiftçi sözde çiftçi. Hakim sözde hakimdir. Her hafta toplumumuzun bir kesimini hedefe koyarak kendi çapsızlıklarını, parti içi skandallarını örtmeye çalışıyorlar. Türk demokrasisi, millete ve onun temsilcilerine hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor. Teröriste terörist demekten bile aciz bu sözde genel başkanı öncelikle CHP seçmeninin sağduyusuna sonra da aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz. İşte vallahi böyle, aziz milletin işte irfanında sorun yok. Fakat CHP'li seçmen kitlesinde de artık ne kadarı tutar bilmiyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı iyi hatırlatıyor. Hakikaten bunların istediği gibi olmadığın zaman sözde seçmen oluyorsun. İstediğin gibi davranmazsan sözde öğretmen oluyorsun. İstediğini yapmazsan sözde muhtar oluyorsun. İstediğin kararı çıkartmazsan en son YSK'da gördük biliyorsun sözde hakim oluyorsun. Sokağa yürüyemezsiniz millet suratınıza tükürür diyerek hedef göstermiş. Hatta CHP oy vermiyorsan sözde laik oluyorsun sözde vatandaş oluyorsun. Aynen. Adam değilsin ya. Yani bunda yazmışlardır şaka değil. Yani laik olmak adam olmaktır. Değilse adam değilsin de yazmıştır bu şey falan. Sözcüler cumhuriyetler falan bunu. Yani bu ayrımcılık bunlar da vardı zaten. Yani yıllardır biz bununla mücadele ettik biliyor musun? Yani sonuçta geldiğimiz yer şeyden tutturamadı. Yani o zaman da çok kızmıştık abi. Ben şey anlamaya çalışıyorum. Bu çok samimiyetle söylüyorum bunu. Bu Cumhurbaşkanı meşru değildir dedi adam ya. Mesela bak meşru değil. Gayri meşru. Abi dün sorduk. Hikaye dün sorduk ya. Yani meşru olabilmesi için ne yapmak lazım? Kaç seçim kazanması gerekiyor? Yok seçim kazanmakla alakası olmadı anladık. Yani seçimde olmayacak bu iş. Ne olacak? Ya, çünkü meşru değil. Çünkü sözde adam sözde layık ve hatta işte efendim gerici. Ben koydum ona. Ben yazdım. Koydum fotoğrafını. Çünkü onlar biliyor. Kurucu ilade o. Ben değilsin. Tamam ben sana yapıştırıyor diyor ki bu meşru değil diyor. Bir cumhurbaşkanının meşruiyet bu ülkede için. Meşru cumhurbaşkanı olabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde ya da CHP nezdinde herhangi bir kişi CHP'li olması lazım. Sen cumhurbaşkanını Erdoğan'ı kenara alarak söylüyorum. Herhangi biri. Hikmet Genç. Tamam. Aday oldu mesela. Aday oldu. Tamam. Ve girdim. Ve kazandın. Hikmet Genç'in bu ülkenin meşru cumhurbaşkanı olması için CHP nezdinde ne olması gerekiyor? Abi kendisi bak cumhurbaşkanı bence tek tek saymış ya. Bence gene aynı yere dönüp dolaşıp geliyoruz. O da şu. CHP'li olması gerekiyor. Şimdi ben CHP'li değilim ya.
Yani isterse. Ontolojik olarak tabii, öyle bir şey olması lazım. Yani, evet. Yani kategorik olarak CHP'li değilsen yani ultra laik. Yani ultra... bu o zaman şuna da dönüyor değil mi? Yani ya bu çünkü başka bir buna uzaylı bunlar. Mesleki başka bir şey anlamda bu. Baktığın zaman mesela iyi bir manav olmak için de meşru bir manav olmak için de CHP'li olman gerekiyor. Bravo. Meşru bir gazeteci olman için bravo. De CHP'li olman gerekiyor. Tabii. Ya da en azından bir illiyet bağının olması gerekiyor. Bu şaka değil yalnız. Biz çok komik gibi anlatıyoruz. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bugün işte o yüzden yani yanlış anlamasın insanlar. Değil aptal falan demiyorum. Ama rehabilitasyon ihtiyacı var derken kastettiğim o. Ben bugün şeyi hatırlıyorum mesela. Ayrım kafa CHP seçmenini ve CHP'yi nasıl yönettiklerini çok iyi biliyorum. Şu 15 Temmuz'daki paralar var ya hatırlarsın. Üzeri bayraklı. Bir de bir tane daha çıktı. Hani 3. köprü vardı. 2 tane böyle para var. Ben CHP seçmeninin çok yoğun olduğu bölgelerde bakkal para üstü 1 lira verirken aa bu bayraklı deyip atan Cumhuriyet teyze biliyorum. Şimdi para bile olsan tamam mı? Özde Kemalist değilse adam değilsin. Ona tahammülü yok. Şimdi böyle bir kafadan söz ediyoruz. Şimdi bakkal dahi olsan dedin ya sen espri yapıyorsun. Manav da olsan evet doğru. Adam diyor bu manav. Ben gördüm namaz kılıyor diyor. Ya, bu manav yurdum insanı. Olmaz. Benim manav dediğim adam çağdaş, laik, işte efendim aydınlanmacı, cumhuriyet okuyan, sözcü okuyan falan adam. Bu buraya niye geldik? Buraya şundan dolayı geldik. Koskoca çok büyük tırnak içerisinde bir parti genel başkanı sözde diyorsa ki eğer siz hala şu partinin peşinden koşuyorsanız kusura bakmayın ben size öğretmen demem diyorsa yani bir öğretmenin hangi partili olduğu, hangi dünya görüşüne sahip olduğu, etnik kökeni, şuyu buyu eğer o adamın mesleği açısından değerlendirecek bir kriter haline gelmişse eğer bir parti tarafından o parti bir. Irkçı partidir. İki, başka bir ideoloji, dindir o. Yani parti değildir artık o. Din haline gelmiş ve kendi normlarını çizmiş. Normların dışındaki insanları da insan yerine koymayan bir partidir. Eşittir ne? CHP. Bunu ben yıllardır, hatta gençliğimden beri söylerim. Bunu ben de söylerim. Okuduğum bütün kitaplar, belgeler, görüştüğüm insanlar da aynısını söylerler. Bu bir parti değildir artık. Yani seçim dediğin, demokrasi dediğin bir sistem, bir rejim. Bu rejimin de şeyleri var, uygulamaları ve kriterleri var. O da nedir? Sandıktır. Sandığa gidersin. Halkın çoğunluğu ne isterse onun dediği olur. Ama bu CHP zihniyeti, yani bir defaatle söylediğim gibi kurulduğu günden itibaren hala hazırda. Dikkat edersen konuşmalar arasında arada bir ağızlarından kaçıyor bu. Mesela şu cümleyi kuruyorlar. Biz kurucu iradeyiz. Geçen örneğini verdim gene 150 tane hakaret mektubu geldi. Şey geldi. Ama ben buradan gene söylemeye devam edeceğim. Işıklar içinde yatsın yine. Kozmosu bol olsun diyeceğim. Benim inancım bunu gerektiriyor çünkü. Türkan Saylan'ın o cümlesini YouTube'dan bulun. Bir yerden bulursunuz, görürsünüz muhakkak. İfadesi de şudur. Biz istemezsek, biz dediği CHP zihniyeti, bu ülkede hiçbir şey değişmez. Yani bu ne demektir biliyor musun? Böyle bir despotik sistem. Bir rejim, bir ideoloji ya da bir din düşün. Bu. Şimdi bu kalıpları kıra kıra en demokratik hale gelmiş hali 2021 CHP'si Bismillah girişi yaptık. Sözde Cumhurbaşkanı lafıyla başladı. Ben insanda utanma duygusunu ararım. O da şu. Sayın Cumhurbaşkanı biraz önce şu anda bak konuşuyor ekranlarda. Bütün gazetenin arka tarafına İstanbul seçimleri tekrarlandıktan sonra demokrasi tecelli etmiştir ve tebrik mesajını yazan Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Doğru. Bak ben kucaklamadım. Asla da kucaklamayı düşünmüyorum. İmamoğlu benim için, benim nezdimde, benim beğendiğim icraatını destekleyebileceğim bir formatta bir insan değil. Bunu kabul etmiyorum. Ama sonuçta seçilmiş ve Cumhurbaşkanı da tüm gazetelere tebrik ediyorum. Demokrasi yine tecelli etmiştir dedi mi? Dedi. Bunu söyleyen gerici oluyor, sözde oluyor. İstanbul'a seçilen özde oluyor. Bunlar bu kadar yani kafa güzel. Bu kadar basit çalışıyor bunlarda. Güzel. O yüzden bunu bilin yani. Aynen öyle. Dediğim gibi bununla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı.
Bunu da niye kızıyor anlamadım. De, CHP'nin de ben. Grubu var. Canan Kaftancı olduğu mesaj atmış ondan sonra. Sözde Cumhurbaşkanı diye o da aynısını söylüyor. Sözde il başkanı. Tabii sözde il başkanı. Demek ki böyle, şey, böyle kalacağız artık. Böyle cümlesi kurabiliyoruz evet, artık. Fakat şey de şu unutmayalım. Mesela sözde mözde falan hikayeleriyle akılları sıra bu işi sulandırmaya çalışıyorlar ama Canan Kaftancıoğlu'nun bir terörist destekçisi olduğunu da unutmayalım. Tabii, altında çizmekte fayda var. Bir kere daha söyleyelim. Bununla evet. ilgili olarak mahkeme neticesinde karar almış, hakkında hüküm kesinleşmiş terör örgütü militanı evet. bir yani isimdir. Özde. CHP'nin İstanbul İl Başkanı. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Her seferinde de hatırlatacağız. İşte terörist destekçisi, terörist özde. Sevici, ondan sonra terörist vesaire vesaire. Öne terörist koyarak her şeyi söyleyebilirsiniz. Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yancılığını yapıyor. İşte grup toplantısı var. Sözde Cumhurbaşkanı ile ilgili cevapları izleyin, dinleyin falan diye CHP'lilere gel gel yapıyor. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Numan Kurtulmuş'tu. AK Parti Genel Başkan Vekili de bu konuyla ilgili açıklaması vardı. Kısa bir görelim onu da. Numan Kurtulmuş. CHP'nin Genel Başkanı. Şimdi ben sözde Genel Başkan desem kabul eder mi? CHP'nin sözde Genel Başkanı nasıl geldiğini, nasıl getirildiğini cümle alem biliyor. İnsanın azıcık yüzü kızarır. Demokrasiye ufacık da olsa bir inancı olur. Seçilmişlere karşı eğer beğenmesem bile millet seçtiği için seçilmişlere karşı saygı en azından içinde demokratik edebin bir parçası olarak bulunur. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın milletin oylarıyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanımıza sözde Cumhurbaşkanı diyebilmek demokrasiye yapılmış en büyük ihanet, millete karşı açıkça işlenmiş en büyük düşmanlıktır. Ya, şimdi en önemli meselelerden bir tanesi o. Yani dün de söyledik, bugün de bu cümleyle bitirelim bu meseleyi, diğer başlıklara geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım ayında yapılan seçimlerinin hemen ardından oy sayım işlemi bittikten fakat resmi sonuçlar açıklanmadan üzerinde bir sürü şaibelerin olduğu Amerikan basını tarafından direkt başkan ilan edilen ya itirazları görmeden Joe Biden'ı ilk kutlayan ve Amerikan i̇şte demokrasisine seçmenin ondan sonra iradesine saygı göstermek lazım diyerek tebrik eden bir isimdir nasıl Kemal Kılıçdaroğlu. Ya, eziklik yani. Mevzu Türkiye'deki seçmen olunca, Türkiye'deki seçmen olunca onları işte sözde öğretmen, sözde muhtar, sözde çiftçi, sözde hakim diyerek aşağılayacaksın. Evet. Ve bu senin ülkenin insanının seçmiş olduğu milyonlarca oy alarak ve %50'nin üzerine çıkarak ilk turda seçilen Cumhurbaşkanı'na sözde diyeceksin. Seçimi daha ilk günlerde şaibeli olan, şaibeliden kastım şu. Resmi olarak açıklanmadan, canım, resmi hoş olacağım, evet. Amerikan seçimlerinin şaibeli olduğu da zaten hani her yerde gözüküyor. Birkaç tane haberler var, onlarla ilgili de şey yapacağım. Amerikan demokrasisini anlamak açısından önemli. Biden'la ilgili aleyhte bulunan avukatların yardımları kesilmiş. Facebook bunların ondan sonra yardım toplama, donation falan filan hikayeleri diyorlar. Onları iptal etmiş. Amazon keza Biden'ın karşısında olan bütün avukatların donationlarını iptal etmiş. PayPal. Aynı şekilde. Yerel mahkemeler davalara bakmadılar. Davalara bakmıyor. Artı bunlarla ilgili olarak hakikaten adamlar şimdi büyük bir korku imparatorluğu oluşmaya başladı. Biden karşıtlarını ezme üzerine. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu hiç geri durmuyor. Amerika'nın seçim kararına saygı göstermek lazım geldiğini ve elected president'ı yani seçilmiş başkanı kutladığını ifade edebiliyor. Hemen meşruiyetini ilan etti yani orada. Tabii tabii daha bütün şeyler hiçbir şey yok yani. Yani ve ben tarih sen yazdım. Geçen sene hakikaten bunu ilk elden teyit ederek tebrik eden bir partinin dünyadaki ilktir muhtemelen. Devlet başkanlarından vardı 3-5 tanesi. 3-5 tane açıklama vardı, yapan. 5 tane falan vardı. O galiba. Civardaydı ama. Bizim de 6. sıraya geldi. Bir partinin başkanı sıfatıyla dünyada tektir evet, bildiğim parti kadarıyla. Parti başkanı olarak tektir doğru. Sizden demokrasi bekliyoruz falan diyerekten de bir demokrasi dilenme hikayesi de vardı. Vallahi ne diyeyim yani hani. Eziklik yazık. Yakışıyor. Yani, CHP'ye yakışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na yakışıyor. Öyle gözüküyor. Şimdi tabii bütün bunları konuşurken sen şeyi söyledin. Yani aslında CHP'nin Sayın Erdoğan'a karşı olmasının gerekçesi Erdoğan'ın mevcudiyeti değil. Yani Erdoğan'ın şahsı değil. Erdoğan'ın şahsında bir şeyi görüyorlar bunlar. Ve bunların
din düşmanlığı da değil, İslam düşmanlığı. Hiç bunu böyle körüklemek için, hamaset yapmak için söylemiyorum. Yani bunların hepsini gördük. Fırsat bulduklarında tabii, nasıl İslam düşmanı olduklarını, din değil, altını bir kere daha çiziyoruz, din değil, nasıl İslam düşmanı olduklarını, bunların da kendi aralarında dereceleri var zaten. Bir tanesi imamı gördüğünde boğazını mı kesem der. Ondan sonra ezanları kulağıma falan yapıyor der. Öbürü 15 Temmuz'da gider. Ondan sonra cami basıp müezzin döver. İzmir hikayesinde olduğu gibi. Namaza gidenleri küfrederler. Aynen. Böyle yapar. Bir diğeri, bir diye. Bunlar dediğim gibi kademe kademe olduğu için. Mesela bir diğeri de seçim öncesinde el açıp huzur duası yapar. Eyüp Sultan'a gider. Ondan sonra mescit kapatır mesela. Yeni kapıdaki mescitleri kapatmak. Çünkü böyle kodlandı bunlar. Tabii yani bunların hepsinin kendi şeyleri var. Yani kodlanması bu cahil. Milleti yemleme skalaları var. Hepsi ayrı bir şeyde duruyor görebildiğim kadarıyla. Şimdi bunu şeye bağlayacağım. Tevfik Göksu'ya bağlayacağım. Şimdi siz İslam düşmanısınız cümlesini söylediğinde biz de Müslümanız kardeşim. Zıttı benim annem hemen, babam hacca evet, gitmişti başını bağlardı evet, falan diyorlar. Öyleydi. Tamam mı? Yani hani ben çok hoşuma gidiyor. Bunu her seferinde getirip buraya bağlıyorum. Hani ben de laikim falan cümlesini kullanan bir muhafazakar da benim ninem dedem falan filan bikiniyle falan denize girerdi falan demek gerekiyor herhalde. Tabii. Böyle absürt saçma bir örnekten yola çıkıyor. O da eziklik işte. Ama bunların özellikle ezandan ondan sonra bayraktan rahatsız oldukları yüzlerine vurulduğu zaman da vay efendim nereden çıkartıyorsunuz deyip galeyana geliyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis konuşmasında Tevfik Göksu AK Parti Grup Başkan Vekili bir konuşma yaptı. Bunların nasıl İslam düşmanı olduklarını, hadi ben İslam düşmanını ben eklemiş olayım. Tevfik öyle söylemiyor, Tevfik öyle söylemiyor ama bazı şeylerden niye rahatsızsınız sorusunu sordu. Aman Allah'ım galeyana geldiler. Görsen senden benden daha Müslümanlar. Buyursunlar dinleyelim. 147 yıldır hiçbir şeyine dokunulmadan gelen şev-i aruz törenleri ilk fırsatta ruhuyla beraber değiştirildi. Arkadaşlar, ezan sizi niye rahatsız ediyor? Allahu Ekber sizi niye rahatsız ediyor? Bismillahirrahmanirrahim sizi niye rahatsız ediyor? Dünyada Müslüman olanlar da olmayanlar da bilir ki ezanın dili İslamcadır, İslamca. Şimdi arkadaşlar Doğan Bey bir saniye Tevfik Bey. Bakın Doğan Bey bu İstanbul böyle bir şey yok. Hayır. Kusura bakmayın. İstanbul biraz Büyük sonra grup başkanımız kim konuşacak? Böyle bir şey yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu mudur Doğan Bey yani? Bu mudur? Hayır. Arkadaşlar. Hayır. Ben CHP ile ilgili. Bir dakika. Arkadaşlar neler sayıyordu demin ya? Bir dakika. Neler sayıyordu? Arkadaşlar, bir saniye. Bir itham varsa, çıkarsınız burada konuşursunuz. Bakın, Selçuk Bey. Tamam oğlum ya bundan sonrası bayağı böyle uzuyor. Ondan sonra CHP'liler grubu terk ediyorlar. Fakat bak ben sana söyleyeyim. Yani o hareketler, şu hikayeler falan filan bizim göğsümüzde kalbimiz temiz falan filan hikayeleri, evet, içimiz temiz hikayeleriyle provoke ettiklerini iddia ediyorlar ama rahatsız olmayın. Yani aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz diye Ziya Paşa'nın meşhur sözü vardır. Yani siz sabah akşam ezandan rahatsızlığınızı, dinden rahatsızlığınızı, din ile ilgili ilintili ne varsa bundan rahatsızlığınızı her platformda gündeme getireceksiniz. Sizin bu rahatsızlığınızı yüzünüze vurdukları zaman da ne alakası var? Biz çok iyi Müslümanız, kalbimiz temiz diyeceksiniz. Böyle bir dünya yok. Aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz sözünün tam böyle cuk oturduğu yerlerden bir tanesi. Onun için işte CHP'nin grup başkan vekili Doğan Subaşı'nı zannedersem o, diğer CHP'liler falan hiç öyle feveran etmeye gerek yok. Yapmış olduğunuz iş sizin ezandan rahatsız olduğunuzu, sizin Bismillahirrahmanirrahim'den, Allahu Ekber'den rahatsız olduğunuzu ortaya koyuyor. İnananı da inanmayanı da Tevfik Göksu'nun sözüne ekleyeyim. Bu lisanın, bu sözlerin İslam lisanı olduğunu bilir diyor ya. Yani git mesela elin Amerikalısına, hadi dini sıfatlarını söyleyerek söyleyeyim, Hristiyanına, Yahudisine falan bununla ilgili olarak
cümleyi söylediğinde ne rahatsız olurlar ne de bununla ilgili bir tepki gösterirler. Fanatiklerini saymıyorum, marjinallerini saymıyorum. Onları sayacaksak işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde var zaten benzerleri. Onun için bu adamların bu rahatsızlıklarını her fırsatta yüzlerine vurmak lazım. Doğru. Şebi Aruz'u falan öyle tabii. Türkçe okutarak kadınlı erkekli falan filan böyle bir tiyatroya çevirerek olmaz böyle şeyler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani aslında tabii bu temelde bir kompleks. Yani şöyle mesela oturup bana birisi dese Hikmet çok yobazsın. Yani Hikmet çok yani nedir bu artık bu çağda böyle gidip abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun falan filan böyle üzerine. Lan bana bir şey söyle. Ben bundan kompleks. Ben derim ki keşke senin dediğinden daha fazla yobaz olsam derim. Hangi manada? Yani bu veyahut da bana birisi dini konuda tam tersini söylese. Ya işte Hikmet bak eksiklerim var. Çok sen dindar bir adam değilsin falan filan dese. Buna çok fazla tepki göstermem. Niye? Her iki tarafa da onaylayacak bir durumum vardır. Nedir o? Çok iyi bir Müslüman olmak için. Ya tabii bu biraz şey meselesi. Biraz çok da detaya girmek istemiyorum. Daha da iyi olmak isterim. Ama bir sürü eksiğim olduğunu da çok iyi bilirim. Dinimi yaşamak isterim. Buradan bir kompleks yaşamazsın yani. Doğru. Bir, çünkü ne olduğun bellidir. Yani özde Müslümansın. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne zaman biz din düşmanı kelimesini kullansak zıplıyorlar. Şimdi çünkü bir üzerine yapışmış bir etiketi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Biraz önce bunu anlatırken de ifade ettim. Böyle kodlandılar. Kodlamaları bu yönde. Yani sen ne kadar da diğer yapıştırma ifadelerle Müslümana sahip çıkan falan filan diye konuşsan da kodlamaları bunun üzerine kurulduğu için. Doğru. Kodlaması bu. Şimdi bu kodlama böyle olduktan sonra değişmiyor. Şimdi Göksu bunu söyledi. İtiraz, bağırıp zıplıyorsunuz. Arkadaş zıplamanız, bağırmanız da gerek yok. Bak kaç yıldır İstanbul AK Parti dönemini yaşadı. Ve daha önceleri de koyduğun zaman. Hatta çok daha geriye de gidiyor. Fark etmez. Yüz küsur yıldan bahsediyor. Pat diye değişiklikler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bunu ne kadar sen saklı, ne kadar saklayabilirsin ki? Niye iddia ediyorsun ki? Yani neyse olsundur. Şimdi Şebi Aruz da Tanrı oludur, Tanrı oludur diye. Pat bir anda döndük Cumhuriyet Halk Partisi'nin despotik faşistan uygulamalarının olduğu yıllara. Bir anda dönüyorsun. Diyorsun baba bu ne? Ha yanlış oldu falan. Değil, tutamadığın şey senin bu içinde. Bu tezahür ediyor. Seçim gecesi caminin önünde bu fotoğrafları gördüğümüz için söylüyorum. Abartılara da inanmayın. Doğrusu gerçeği de budur. Mimar Sinan Camii'nin önüne şarap patlatarak kutlandığı zaman şöyle bir duygu oluşuyor sende. CHP teşkilatı bunu yaptı çünkü. Örgütleyen CHP teşkilatı. Aklıma Serra Kadil geliyor, diğerleri geliyor. Ramazan Şerif'te tam iftar vakti 5 dakika kala elinde içkisiyle bak ben orucumu bozuyorum diye dalga geçen milletvekilleri geliyor. Hatırlarsın. Bunlar geliyor aklıma. Sonra diyorum ki içinde tutamadığı şeyler tezahürü. Bundan dolayı bu bağırış çağrışmalar aslında bir suçluluk psikolojisinin de tezahürü. Bir kompleks var çünkü. Biliyorlar kendilerinin ne olduğunu. Arka arkaya koyuyorsun. Yani bu sadece vekillerin duruşlarıyla alakalı olan bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi ya 2008'de de bakma şimdi konu, biz çok Müslümanız. Ya ben sen Müslüman değilsin demiyorum. Senin ne kadar Müslüman olup olmadığını da beni ilgilendirmiyor. Sen yeter ki benim inandığım İslam'a, yaşam tarzıma, inancıma saygı göster. Buna laf atma. Caminin önünde mesela şarapla kutlama. Veyahut da Çanakkale şehitliğini oraya kafayı çekip de gelip orada Çanakkale'de şehit olmuş o kadar şehidanın ruhunu incitme diyorsun. Bak ben, CHP diyor ki ben o çirkin sofrası kurarım diyor. Örnek, ben diyorum ki yanlış yapıyorsun. Bir örnek vereyim. Olay bu kadar basit. Aynen öyle. Tutamıyorsun içinde. O saygı duyma hikayesi çok önemli. O yüzden güvenmiyorum. Daha önce anlatmıştım. Bir kere daha belki dinlemeyenler için şey anlatmış olayım. Bir yerde çalışıyorum. Üniversitede okuyorum bir taraftan. Bir yerde geçici olarak çalışıyorum. Japonya'dan bir uzman geldi çalıştığım yere. Ramazan'dan hemen önceydi. Yaklaşık 1-1,5 ay falan kalacak edecek. Ramazan ayı girdi. Oruç tutuyoruz. Yani çalıştığım yerde de hemen herkes oruç tutuyor. Fakat şey açık tabii yani yemekhane falan açık. Yemek isteyen olursa falan gitsin yesin falan diye ama kayrekseriyet oruç tutuyor. Japon bak hani şey değil ha. Yani ya Şintoizm'dir ya Budist'tir ya başka bir şey. Hikmet abi bir ay boyunca adam yemek yemedi. Siz varsınız ya. Aynen biz yemiyoruz. Oruçtanlar yani var. Niye diyoruz ondan sonra? Evet. Önce şey yaptı. Yani niye dedi yemekhane çok kalabalıktı. Birdenbire boşaldı, azaldı. İnsanlar saygı gitmiyorlar, etmiyorlar. Bilmiyor adam. Dedi ki ya böyle böyle İslamiyet'te belirli aylar vardır. Ramazan ayında Müslümanlar oruç tutarız. Orucu falan bir şekilde biliyor. Açlığı aç yani. Biliyor yani. Mevzuyu biliyor. Aynen. Mevzuyu biliyor. Ha öyle mi falan dedi. O günden sonra abi yemek yemedi adam. Ya arkadaş sen Müslüman değilsin. Şu değil. Senin uymana gerek yok.
Sen git yemeğini ye. Biz buradayız. Hayır dedi. Ben de yemeyeceğim. Sebep? Siz dedi Müslümansınız dedi. Aç duruyorsunuz dedi. Ben yemek yersem size saygısızlık etmiş olurum. Onun için ben de yemeyeceğim. Türkiye'de abi, yap bunu. İftara kadar. Türkiye burada oldu burada. Abi, Japon buraya gelmiş. Ve iftara kadar adam aç kaldı. Hatta bir gün şey yaptık böyle bir arkadaşlarla falan iftar sofrasına davet ettik. Çok da hoşuna gitti falan geldi. Hep beraber yediniz. Ondan sonra hep beraber yedik falan iftarı beraber yaptık. İşte yani usta. Saygı dediğin hikaye bu. Ha, bu. Ama senin kendi ülkende hani %99.9'u ya da onların ifade 95'i, 93'ü, 85'i ne dersen de Müslüman olan bir ülkede bir partinin ve genel başkanıysanız yani o ülkenin ya arkadaş bu ülkenin Musevilerine saygı gösteriyorsun. Bu ülkenin Hristiyanlarına saygı gösteriyorsun ki göstermen gerekiyor. Herkes için geçerli. Göstermek zorundasın. Bu ülkenin aynı şekilde %1'lerde bir olan dini gruplarına saygı gösteriyorsun. Genetik ama kahirekseriyette Müslüman olanlara abi gerici, yobaz, şunu falan filan deyip bak. Saygısızlığın dik alasını yapıyorsun. Çok, olmaz çok, böyle bir şey. Çok güzel bir örnek verdin onun için böyle bitirelim istersen. Ama doğru çok doğru bir örnek. O da şu. Hani yaşadığın şeyi anlattın. Benim de biz de hep buradan çünkü sürekli saldırıya uğruyoruz aynı yerden. Şimdi bu iftar vaktine yakın bir zamanda restorana gidiyorsun. Bir sürü insan orada yemek yiyor. İftara 10 dakika kalmış. O restoranda mesela iftar veriyor. Tamam mı? Yani yemek veriyor. Ben birkaç yerde başıma geldi. Daha gençken, daha cevvalken daha sert başıma geldi. Ya iftara tam 5 dakika var. Yani 8'de ezan okunacaksa saat 7.55. Mesela adam diyor ki bana çorbamı ver getir ben beklemek zorunda bir falan diye yiyor mesela orada. Diyorsun ki beyefendi yani tam 5 dakikası var. Herkes sıcak çorba yetişecek. Bunlar sabahtan 16'sa saattir yemek yemedi. Biz zaten böylesiniz. Ben mecbur muyum? Tutmuyorum. Tutuyorsan da Allah tutuyorsun. Bana mı tutuyorsun diyor mesela adam. Bunun suyu adamın ismi Ahmet Mehmet Muhammed mesela. Aslında olay burada. Çünkü Japon'dan beklerim. Japon'da o yüzden Japon böyle bir millettir zaten. Onlar da onur, otur saygı falan çok yukarıda. Biliyorsun işi başaramayınca kendini öldüren bir milletten söz ediyoruz. Böyle bir kültürleri var. Fakat bu topraklarda yaşamış, bu toprakların suyuyla, toprağıyla büyümüş insanlar. İsmi de Ahmet Mehmet. Fakat bak buraya bağlı CHP zihniyeti. Sana yıllarca bu kodu verdiler çünkü. İslam kötü bir şey. Senin o medrese dediğin şey Elif BTS Babeyli Bababule'den pis bir hoca var. Gericiliktir. Devrim de budur diye kakalamışlar. Ve sokup bırakmışlar orada. Bravo. Adam hala orada kalmış durumda. Adam bilmiyor ki senin o dünyada dünya devletlerinde biraz önce Japonları söyledim çünkü. Aklıma o geldi. Yazı konusu dahi olur. Dünyayı en büyük milletleri, en devlet geleneği olan milletler, dünya hükmetmiş imparatorluklara baktığın zaman iki tane şeyle büyürler. Ya bir büyük mega idealleri vardır büyük ideallerle ya da inançla ve dinle büyürler. Çin de böyledir. Eski kültürü Osmanlı İmparatoru da böyledir. Ama ben evrensel, çağdaş değerler, işte laiklik bilmem ne diyorsan sen çok yobaz ve gericisindir. Bu bir Müslümanın o Babeyli Balebule dediği dalga geçip tiyatro yaptığın Müslümanları aşağıladığın ki CHP'dir bu. Hala da bu değişmeyen bir şeydir. Bir güçleri olmadığı için de burada. Gücü olsa sokaktaki başörtülü vatandaşı alır kafasından sürükleyecek durumdadır onlar. Şu anda ona hazır durumda onlar. Asla güvenmiyorum. Çünkü yaptılar içinde de tutamıyorlar bunları. Doğru. O yüzden Osmanlı İmparatorluğu veyahut da İslam dediğin zaman adamlarda bir alerjik bir durum oluşuyor. Adam onu şey diye diyor. Ben bunları yok ettim, öldürdüm. İnin dediği gibi. Bir bitmediler. Yani öldürdüm yeni bir din, yeni bir dünya kuruyorum diye. Doğru. Bir düşünce içerisinde bir değişmeyen bu kodları var. O kadar basit. Seyhan Büyükerşen'i tanır mısın? Büyükerşen'le bir alakası var mı? Eşi. Öyle mi? Evet ben de haberi okuyunca anladım. Evet, bilmiyordum. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşi Serhan Büyükerşen. Şimdi biz normal şartlar altında dikkat ediyoruz. Öyle olması da gerekiyor. Siyasetçilerin aile efradı mevzuya dahil olmaz yani. Konuşurken de olmaz. Doğru da değil. Racona da uygun değildir yani. Savaşta da öyle değil. Racona ters. Aynen racona öyle. Ters. Fakat bu hikayenin kahramanı Seyhan Büyükerşen olduğu için. Racona uyar. Çünkü yani. Ya kahraman oysa. Kahramanı o. Tabii. Mevzunun. Olur. Kahramanlık hikayesi nedir? Şimdi içlerinde en temizi, en işte kurallara riayet edeni, en diye pazarladıkları
kısmen de doğrudur. Yani hani bunu çünkü ben sadece CHP'lilerden değil bazı AK Partililerden de Eskişehir'de duydum. Yani pozitif yönlerini falan söylüyorlar. Yılmaz Büyükerşen'in. Ama steril bir CHP'li. Steril bir CHP'li. Evet, çok CHP'li steril. Diyen isimlerden bir tanesidir. Evet. Eşi bu imar barışından faydalanıyor. Bunların bu kaçak villayla, villayla imtihanları bitmedi bu CHP'lilerin, yemin ediyorum. Yani hani Yılmaz Özdil başta olmak üzere o villa kaydıran Yılmaz Özdil. Evet. Birleştirip kaydıran Yılmaz Can Özdil. Can Dündarlar kimler geldi, kimler geçti felekten. Şey işte o da TV'nin sahibi de Beşiktaş tarafında falan bir şeyler yapmış etmiş. Böyle villayı dipten kazarak o da aşağı doğru Soner gidiyor. Yalçın. Birileri yana doğru gelişliyor. Soner Yalçın da dibe doğru. Bir şekilde o teoriyi yani gelişme teorisini devam aynen ettiriyorlar. Yayılmacı politika. Evren genişliyor teorisini. Aynen öyle. Şimdi Seyhan Büyükerşen bu imar barışı çıktığında 2018 yılında benim bir evim var. 4 dönüm üzerine 155-200 metrekare ne kadarsa. Ben bu evi 2017 yılında yaptım. Dolayısıyla imar barışından faydalanmak istiyorum. Bana yapı kayıt belgesi verir misiniz diye müracaatta bulunuyor. Beyan esastır cümlesiyle. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu tarz beyanda bulunan herkese yapı kayıt belgesini veriyor. Tamam. Buyurunuz yapı kayıt belgesi. Madem işte böyle bir beyanda bulundunuz. Seyhan Hanım'a da, Seyhan Büyükerşen'e de veriyorlar bunu. Tamam, güzel. Niye? 2017'de yapmış. Buraya kadar sorun yok. Her Türk vatandaşının hakkı olduğu gibi Seyhan Hanım'ın da hakkı. Fakat bu arkadaşların unuttuğu bir şey var. Ya teknoloji artık çok gelişti. Yani eskiden şeyde olduğu gibi işte İmamoğlu'nun seçim öncesi yaptığı gibi huzur dualarıyla şunlarla bunlarla bu işler yürümüyor artık. Nasıl yürüyor? Huzur duası. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu müracaatta bulunup ben imar barışından önce bu evi yapmıştım. Ben bu evi artık barışalım dediğin noktada geriye dönüyorlar. Uydu görüntülerine bakıyorlar. 2017 yılında bu arazi üzerinde gerçekten bu ev var mı? Müracaat eden kişi doğruyu söylüyor mu diye tek tek bütün hepsini araştırıyorlar. Aa, çok ilginç. Hadi beni bırak, uydu söylüyor. CHP'nin en steril belediye başkanının eşinin müracaatında o arazi üzerinde ev yok. Arazi 2017'de aramışlar. Yok. Arazi bile yok mesela. Arazi. Dünya böyle bir yer yok falan. Meğer evi müracaattan sonra ya da 2017'den sonra yapmış ama 2017'de yaptım diye yalan beyanda bulunmuş. İmar barışından faydalandırmak için. Yapmamak lazım böyle şeyleri. Yapı kayıt belgesi iptal edilmiş. Haberi burada. Başkan bunu yaparsa diyor. Yapı kayıt belgesi iptal edilmiş. Yapı kayıt belgesi iptal edildikten sonra 3 yıl evraklı sahtecilik falan herhalde tahmin ediyorum. Neymiş o? Mal barışından, imar barışından yararlanmak için usulsüzlük yaptığı ortaya çıkınca 3 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. Daha önce suç işlemediği ve bununla ilgili olarak da 3 yıldan az olduğu için ceza miktarı hükmün açıklaması geriye bırakılıyor. Ya da işte böyle bir şeyler falan filan yapıyorlar ediyorlar. Ceza mı? Yani şey yapmıyor. Evet. 2019 yılında koydukları villayı 2017'de yaptık diye yalan beyanda bulunup imar barışından faydalanmak isteyen CHP'nin en steril belediye başkanı. Buyur. Yani çok farklı olayı anlattın ya, bu gayet yaşanmış bir hadise. Ama şu var, yani bu son günlerde, son yıllarda da bu çok fazla şeye çıkmaya başladı. Yani gündem olmaya başladı, ardı ardından çıkmaya başladı. Bir tek bunlar yok tabii. Türkiye'de bir sürü insan vardır böyle bu şekilde yaşanan. Tabii bunlar göz önünde oldukları için. Göz önünde. Bir de şu şeyi de başında gerçi iyi bir girizgah yaptın. Yani olayı ayıklayarak biz de bu işlerde falan başkana bakarız. Ailesi bizi ilgilendirmez. Suçun şahsiliği falan filan meselesi. Ama bunu bizzat tabii eşi hanımefendi yapınca. Tabii. Biz aynen şeyde dediğimiz gibi yani sadece bunda değil birçok konuda da. Mesela bir tane de başkanın eşi hatırlıyorsun. Kendine kart bastırmıştı. Onursal koordinatör. Tabii yeryüzünde evet. Bulunmayan bir başlık bulmuştu kendine. Bir sorumluluk alanı, bir titr buldu kendine. Ama şöyle bir şey var. Evet, bu çok dokunmaz. Şimdi bu, bak bir sürü gazete var. Bir tane gazetede buldun değil mi sen bunu? Bu internette de var. Bu İnternette var falan. Evet. Çok fazla gündem olmaz hocam bu tür şeyler. Yani başkanın eşi bilmem ne. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi. Gündem olmaz. Sen burada ciyak ciyak bağırdın, manşet manşet koyduk, fotoğraf ortaya koyduk. Hadi 3-5 tane gazete bunu yaptı. Gündeme taşımaya çalıştı. Valla CHP'den genel başkan başta olmak üzere hiçbir tanesinden ses çıkmadı. Tecavüz, taciz dedik. Ya 30 milyonluk, 20 milyonluk yolsuzluk ve hırsızlık olayları, irtikap
çıktı meydana. Ve bütün bunların üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden o kadar hırsızlık yapılmış, bir ses çıkmadı. O kadar taciz, ses yok. En sonunda dediler ki ya bu iş olur olacak tabii yani. Bu Türk cinsiyet eşitsizliği falan var diye bağladılar. O 18 AK Parti zamanında. Yani her zaman söylüyorum gene üzerinden geçip aklınıza çakılsın. AK Parti döneminde cinsiyet eşitsizliği had safhada geldiği için, bu toplumda bir sorun haline geldiği için AK Parti olduğu süre içerisinde CHP bu tacize devam edecek demektir bu. Ama sonra arkasından tabii ki bir sürü açıklamalar. Efendim yok, kadın olmak zordur toplumda falan. Bu da gayet işte bir haber. Geldi geçti, anlattık. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bununla ilgili bir açıklama gelecek mi? Gelmeyecek. Bu basit yani. Erdoğan'ın işte söylediği gibi taciz var, tecavüz var. 20 milyon içinde. 30 milyon var. Hırsızdır, hırsızlık var. Şu var, bu var. Her şey hiçbir var. Şey, her hiç tın yok. Hemen dönecekler gene yani kodlarına. Bir haber daha vereyim. CHP'de sormayacak. Yine Seyhan Hanım'la değil bu sefer. İlçeyle ilgili. Adana Seyhan Belediyesi ile ilgili. Bir önceki dönem. 2017 yine zannedersem. CHP'nin Hatay milletvekili telefon ediyor. Birisine ceza kesilecek. CHP'li milletvekili araya giriyor. Diyor ki ya buna ceza falan kesmeyin. Niye? Bu bizden. Bunun üzerine belediye, bunlar tabii ifadelere yansıyan Seyhan dedim, çok özür dilerim, Ceyhan belediyesinden bahsediyorum. İmara aykırı iş yapan bir işletmeciden ceza kesmesi lazım. 600-700 bin liralık ceza. Hatay milletvekili Suzan Şahin arıyor. Ceyhan'ın eski başkanı Kadir Aydar'ı, ya buna diyor ceza kesmeyin, bu bizden. Ha öyle mi diyor Kadir Aydar da. O zaman talimat veriyor ya, evrakları diyor gelene kadar diyor ceza işlem uygulamayın. Eksik evrakmış, evrak tamamlayacaklar. Bir de hikaye böyle. Bu evrak tabii hiçbir zaman tamamlanmıyor. Ama evrak beklendiği için hala bekliyorlar tahmin ediyorum evrakı. Bizden deyince ceza da kesilmiyormuş. Ceyhan'dan örnek ne olsun geldi diye. Ne geldi diyorsak, mesela bu programı şu formatta yapsak olurdu mesela. Şöyle, günün manşeti başladı. Ben Murat Çiçek, Hikmet sözü vermeden önce, abi bir, Türkiye'nin farklı yönlerinde, işte şu ilde şu kadar yolsuzluk var. İki, CHP'de şöyle bir taciz var. Ben yapıyorum ya bazen. Biliyor musun CHP bilmem ne elinde değil, taciz mi diye zıplıyorum. Efendim taciz ve tecavüzleri. Niye o? Söyleyeceğim ben bunu tabii. Hiç kimse bozulmasın. Şu kadar, şu CHP'nin şu ilinde, şu ilçesinde, şu teşkilatında şu kadar taciz var. Bugünkü haberlerimize göre şu kadar kaçak yapı, bu kadar yolsuzluk var. Ha, haberi bu metinde koysan. Günlük, CHP'nin günlük dolar, taciz, program, tecavüz, irtikap, yolsuzluk, hırsızlık, bize ceza kesmeyin, kayırmacılık, villa kaydırma, villa genişletme haberlerini koysak zaten programın özel bölümünde bugün CHP'de neler oldu? Şu kadar hani diyorum, esen sadece tecavüz ve tacizi koyuyorduk. 3 hafta konuştuk. Belki ağzını açarlar diye açmadılar. Açmadılar. Abi hepsini koyacaksın. Günlük CHP'nin vukuatı. Mesela bugün hiçbir şey yok. Asayiş Berkemal. Bugün CHP'de yolsuzluk, hırsızlık yok. Mesela o gün haberimiz boş geç. Başka şeyler tartışırız. Başka şey konuşabiliriz. Doğru. Ama bu hale geldi. Peki faydası olur mu? Olmaz. İşin olmaz. Kötü tarafı da bu. Yani aranızdan çıkıp da ben bir siyasetçi değilim ama siyasetçiler öyle söylüyor diye söylüyorum. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren vatandaşlarımız. Hani benim Yılmaz Özdil'e çağırıp lütfen rica edeceğim sevgili Murat Çiçek. Yani okuyun tabii ki. Sabah akşam Halk TV seyredebilirsiniz. Sabah akşam Yılmaz Özdil okuyun. Okuyun, okuyun, okuyun. Ben okumayın da demiyorum size. Ama lütfen birazcık, ama birazcık bu taraflara dönüp de acaba bu doğru mudur diye bir soru işareti koyun. Biraz daha böyle şüpheci yaklaşın. Biraz görmeye çalışın. Yani bunun da bir tedavisi var. Aşağılamak için söylemiyorum. Biz çünkü diyeceksin ki bana sen de taraf. Tabii ki ben tarafım ve sen de taraf kaldı. Ama birazcık vicdanlı davranın. CHP'nin terörle ilişkisini. Hocam çok zor şeyler istiyorsun. CHP'nin irtikap, yolsuzluk, taciz, tecavüz, İslam düşmanlığı konusunda söylediklerimizi biraz eşeleyin bakalım ne çıkıyor. Bir deneyin, bugün deneyin. Mesela bugün dene. Acaba Hikmet Genç ya, Hikmet beni de okumayın. Sevmiyorsan beni. Başka bir takım muadilleri oku. Yani yandaş başka muadiller var. Çok değerli yazarlar var. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı. Yani mesela bir daha dinleyin mesela şunu. Tamam mı? Bir daha dinleyin ya. Geleneksel sporlar tesisi açılışı için Sayın Cumhurbaşkanı Bilkent Ankara'da hem gündeme ilgili konuşma yapacak. Sayın Cumhurbaşkanı'na dönelim. Yarın saat 11'de biz, çünkü bizi bitirir program. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler dileyelim.